Artık MIUI devri bitti. Xiaomi telefonlara gelen en önemli yenilik. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda Xiaomi'nin devrimini konuşacağız. Bundan sonra Xiaomi yeni işletim sistemine geçiyor. Artık MIUI 15'i görmeyeceğiz. HyperOS ile yoluna devam edecek ve gelen tüm özellikleri birlikte inceleyeceğiz. Hangi telefonlar HyperOS alacak? Son bölümde bahsedeceğim. Öncelikle 100.000'e ulaşmamız için destekleriniz çok önemli. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Xiaomi ciddi bir atılım yaptı. Neden böyle diyorum? Çünkü şu ana kadar baktığımızda MIUI arayüz performansı olarak da genel deneyim açısından da alt orta sınıf cihazlarda pek başarılı değildi. Evet, üst seviye cihazlarda performans ve batarya verimliliği gayet iyi olsa da orta sınıf giriş segment uygun fiyatlı telefonlarda yeni güncellemelerle ısınma, yavaşlama, bataryanın çok çabuk bitmesi gibi ciddi problemlerle karşılaşabiliyorduk ve segment segment telefonlara gelen yenilikler aynı olmuyordu. Yani Xiaomi 13'teki MIUI 14 ile Redmi 12'deki MIUI 14 aslında aynı arayüz değil. Özellik ve deneyim olarak çok büyük farklar var ama HyperOS ile beraber bu ayrım bitecek gibi gözüküyor. HyperOS'in MIUI'dan en önemli farkı Android tabanlı yeni Vela sistemiyle gelmesi. Tüm Xiaomi cihazları birbiriyle adeta konuşabilecek. Yani iOS tarafında gördüğümüz ekosistemi artık Xiaomi'de de görebileceğiz. iPhone'la Mac ve iPad'le iPhone arasında nasıl bir uyum varsa benzer bir deneyimle Xiaomi tarafında da karşılaşabileceğiz. Bu bana sorarsanız en önemli yeniliklerden biri. Tablet, akıllı saat, diğer tüm cihazlar telefonu entegre bir şekilde çalışacak. Bildirimler, aramalar, dosya transferi çok daha kolay bir hale gelecek. Animasyonlar, efektler, yeni ikonlar bunlar genel olarak kullanım deneyimimizi pek fazla olumlu yönde etkilemiyor. Özellikle MIUI'da arayüzde çökmeler, güncellemeler geldikçe performans kayıpları, kasma donmalarla fazlasıyla karşılaşıyoruz. HyperOS'te de özellikle stabilite ve batarya verimliliği üstünde çalışılmış. Arayüze baktığımızda MIUI 14'ten pek farkı yok gibi ama altyapılar tamamen değişmiş durumda. Açıkçası temel yapı olarak Huawei'in HarmonyOS sistemine de benzer bir yapıya sahip. Burada bir arayüz değil, yeni bir işletim sisteminden bahsediyorum. Genel anlamıyla yazılım bütünlüğü değişti. Tasarım olarak çok büyük değişimler yok dedim ama ilk bakışta HyperOS'in MIUI 14'e oranla daha sade ve daha hafif bir arayüzle karşılaşıyoruz. İkonlar MIUI 14'e oranla daha canlı ve yumuşak hatlara sahip. Ayarlarda kullanım kolaylığını arttırıyor. Önemli yenilikler yapılmış. Her şey daha yerli yerinde ve derli toplu halde diyebilirim. Kontrol merkezini klasik ve geliştirilmiş olarak istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Son uygulamaların görünümünü de özelleştirmek mümkün. Batarya tarafında da tüm ayarlar tek bir sekmede toplanmış. Eğer performans olarak en üst seviyeyi istiyorsak performans modunu, genel kullanımda da dengeli mod kesinlikle mantıklı ve iPhone'da yıllardır olan ama Android kısmında görmediğimiz pil sağlığı ve iyileştirilmiş şarj seçeneği artık geldi. Bu sayede telefonumuz şarj etme alışkanlığımızı öğrenerek pili optimize etmeye çalışıyor. Bu da bataryanın yıpranmasını ciddi ölçüde engelleyecek ve artık batarya sağlığını da buradan görebileceğiz. Ayrıca pil kısmında bir diğer geliştirme de gece modu özelliği. Bunu açtığımızda kullanmadığımız uygulamaları devre dışı bırakarak telefonun kendi kendine şarjının gitmesini engelliyor. Uygulamalar arası geçişte daha hızlı bir hale gelmiş ve kontrol paneli de baştan aşağı değişmiş durumda. Kullanım kolaylığını artıran bir tasarımla karşılaşıyoruz. Her şey olması gerektiği gibi ikonlar daha net ve anlaşılır. Hem kontrol paneli hem de kilit ekranına gelen yenilikler kesinlikle iOS'i andırıyor. Kilit ekranında yazı tipini, animasyonu ve temayı istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Bunun yanında kadranlarda sürekli açık ekranda pek çok farklı değişiklikle karşılaşıyoruz. HyperOS'i MIUI 14'ten ayıran en önemli detaylar bunlardı. Şu anda HyperOS beta sürümünde, yani bu özelliklerle sınırlı kalmayacak. Tam sürüm 27 Ekim Xiaomi 14 lansmanıyla tanıtılacak. Zaten sonrasında HyperOS için detaylı bir inceleme kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bizim açımızdan en önemli kısım HyperOS alacak Xiaomi modelleri. Destekleyen tüm modeller neredeyse kesinleşti. Burada beni en çok şaşırtan Redmi 12, 12C gibi uygun fiyatlı telefonlarda bu güncellemeyi alacak. Redmi Note 10 S, Note 10 Pro, Xiaomi 11T gibi en popüler Xiaomi'lerde de bu güncellemeyi görebileceğiz. Tabi 2023'te çıkan diğer tüm telefonlarda bu güncellemeyi alacak. Açıklamaya güncellemeyi alan telefonların hepsini yazdım. Oradan kontrol edebilirsin. Son olarak da bir toparlayıp özet geçersem, Xiaomi HyperOS ile kendi içinde bir ekosistem kurmaya çalışmış ama bizim için en önemli artısı hem ucu
ucuz hem de üst segment cihazlarda performans ve batarya optimizasyonu iyi bir şekilde entegre edilirse kullanım deneyimi bambaşka bir noktaya çıkacak. Yani HyperOS, Xiaomi'de arayüz ve güncelleme tarafındaki negatif algıyı kırabilecek bir potansiyele sahip. Peki siz ne düşünüyorsunuz? HyperOS sizce nasıl olmuş? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.